Ve bu bölümde yine hem Bitcoin'le hem de altcoin'lerle ilgili çok bomba olaylar var. Mesela Çin dijital parasını çıkarmaya adım adım yaklaşırken tam 10 milyon yuanlık koca bir airdrop kampanyası düzenliyor ve TL olarak konuşmak gerekirse 11 milyon lirayı, yani eski parayla da 11 trilyon lirayı bedavaya dağıtmaya hazırlanıyor. Evet, bunu bedavaya dağıtacak ama ne zaman ve kimler alabilecekler? Az sonra konuşacağız. Öte yandan Bitcoin'lerle ilgili çok önemli bir isim Bitcoin'e doğru orta ve uzun vadede olabilecek yüklü alımları işaret eden büyük bir tsunami dalgasının da bize doğru yaklaştığını söylüyor. Peki bu olası büyük Bitcoin alımlarını işaret eden tsunami geldiğinde bizler nerede olmalıyız? Küçük yatırımcılar olarak nelere mutlaka dikkat etmeliyiz ki para kaybetmeden, mümkünse önce para kaybetmeden kazanmaya çalışalım. Öte yandan dostlar, Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu SEC'in de bir üyesi Los Angeles'ta katıldığı bir konferansta bazı altcoin'lerin menkul kıymet olarak tanıyabileceğinin sinyalini de veriyor. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bakın şunu söyleyeceğim. Çok çıplak şekilde söyleyeceğim yatırım tavsiyesi vermeden. Hani biz şunu söylüyor. Aynen SEC şunu söylüyor abi. Hani biz Bitcoin'i çoktan tanıdık. Bakın varlığını Amerika olarak kabul etmek zorunda kaldık. Şimdi sıra altcoin'leri tanımaya, içlerinden iyilerini seçmeye geldi ve evet, yani bu altcoin'ler de güzel günler yakın olabilir. Elinizde varsa da lütfen çok dikkat edin. Güzel paralar kazanma fırsatında dikkatli olarak, tabii ki de dikkat ederek kaçırmayın dostlar. Az sonra bu coinlerin de isimlerini şöyle söylemeye çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Ayrıca Bitcoin'de ve Ethereum, Neo, BNB, Chainlink ve XRP gibi en önemli, daha doğrusu tüm altcoin'lerde şimdi neler olacak? En önemli destek ve dirençler nereler? Alalım mı, satalım mı, yoksa sıkı sıkıya böyle elimizde saklayalım mı? Hepsini bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Yalnız bakın, ne bu videoda ne de önceki videolarda anlattığım hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece kişisel fikirlerdir ve Bitcoin dahil her ne alırsanız dostlar, önce kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz rakamlarla alın. Ve biliyorsunuz Ekim ayı Ledger çekilişimizde başladı. Çok yeni şekilde başladı. Bu videonun açıklama kısmındaki linkten formu doldurup kanalıma abone olup zile dokunmayı sakın unutmayın. Ayrıca videolarımı beğenip yorumlarınızı da hemen aşağıya bol bol yazmayı unutmayın diyerek babam başlıyoruz. Dostlar, öncelikle Çin'in tam 11 milyon liralık büyük airdrop kampanyasıyla jet hızıyla olaya giriyoruz. Bakın kemerleri bağlayın. Çin'i biliyorsunuz abi, Amerika'yı arkada bırakmaya hazırlanıyor. Amerika ağzım gözüm derken işte kripto para mı, dijital para mı, şu mu bu mu falan derken Çin'in Merkez Bankası çatır çatır bütün dünyanın gözünün önünde resmi dijital parasını çıkartıyor ve tüm insanlığı haykırıyor dostlar. Hatta çıkarmakta da kalmıyor. Dediğim gibi 11 milyon liralık dijital parayı da bedavaya vermeye hazırlanıyor ve Çin'in bu resmi dijital parası tam 3400 farklı noktada da harcanabilecek. Airdrop bugün başlıyor. Verdikleri bilgiye göre airdrop evet bugün başlıyor ama katılmak için de iki tane şartı var dostlar. Birincisi Çin vatandaşı olmak, ikincisi de Shenzhen'de yaşamak. Aramızda Çin'den de izleyiciler olduğunu bildiğim için, aralarda çünkü böyle konferanslarda denk geliyorum, bu ek bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi devam ediyoruz. Bakın, hem Bitcoin'i erken yatırımlarıyla bildiğimiz hem de Gemini kripto para borsasının CEO'su olan Tyler Winklevoss diyor ki dostlar, bakın hazır olun diyor, Bitcoin'e koca bir tsunami dalgası geliyor ve bunun erken sinyali olarak da Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in mobil ödeme şirketi olan Square'in tam 4709 Bitcoin'i, evet 4709 adet teker teker Bitcoin'i 50 milyon dolara satın almasını ve Norveç hükümetinin hisse sahibi olduğu yazılım devi olan MicroStrategy'nin tam 425 milyon dolarlık Bitcoin satın almasını, bu iki büyük satın almayı örnek gösteriyor. Zaten bakın, Bitcoin'in 10.300-10.400 dolardan bir anda 11.000 dolara fırlamasının nedeni de zaten genel piyasa açısından bakacak olursak yüklü Bitcoin alımları buna örnek gösterilebiliyor. Bunun nedeni olduğu söylenebiliyor. Fakat teknik analizde bu yükselişi ben zaten hani size tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden çok önceden bunun bilgisini paylaşmıştım. Çünkü ne vardı dostlar, teknik analizde bağıra çağıra gelen bir Golden Cross hareketi vardı. O yüzden dostlar bakın, kesinlikle yatırım tavsiyesi almadan kripto sözlüğün yeni videolarını hiç kaçırmadan ve gerekiyorsa birden fazla böyle aynen oturup böyle dizi izler gibi izlerseniz bu işten genel olarak kazançlı çıkabilirsiniz veya en az kaybedenlerden olabilirsiniz. Şimdi bu yüklü alımlar şayet Bitcoin'de yaklaşan kurumsal para girişini gösteriyorsa, kurumsal para akın akın Bitcoin'e girerek adeta böyle bir tsunami etkisi yaratacaksa Bitcoin'de neler yaşarız biliyor musunuz? Bakın, bir, öncelikle Bitcoin'de büyük ve sert düşüşler, sert yükselişler, bundan sonra kurumsal yatırımlar
yatırımcının keyfine bağlı olabilir. Hatta şu anda da birazcık öyle ama bu bağlantı daha da güçlenerek artabilir. İkincisi, Bitcoin yoluna çatır çatır devam edebilir. İyice benimsenmeye başlayabilir dostlar ki Amerika'da küreselciler paralarına Bitcoin'e büyük büyük yatırmaya başladığı an ister istemez, bakın ister istemez buraya yazıyorum, Eren demişti dersiniz ki hükümet de artık eskisi gibi çıkıp Bitcoin'e böyle alelade sallayamayacak dostlar. Çünkü Bitcoin'de senin ülkeni ayakta tutan şirketler var ya, işte onların da milyon dolarları saklı duruyor. Öyle olacak yani, eğer hani bu şekilde ilerlerse. Peki Bitcoin sadece iki şirketin yüklü Bitcoin alımıyla 10.300-10.400 dolardan bir anda jet hızıyla çıkabiliyorsa, Amerika'da birçok şirket Bitcoin almaya başlarsa ne olacak dostlar? Evet, tahmin edersiniz ki Bitcoin çok sert yükselebilir. Yine de yatırım tavsiyesi değil. Fakat dostlar bakın, tam bu noktada ben sanmıyorum ki küreselcilerin elindeki o diğer büyük şirketler var ya, işte onlar böyle masum şekilde gidip tıpış tıpış Bitcoin falan alacağını pek zannetmiyorum. Önce milleti korkutup Bitcoin'in fiyatını düşürüp ucuzdan kapatmayı deneyebilirler mesela. İşte bu anlamda evet, yani daha büyük kurumsal para Bitcoin'e girdikçe Bitcoin'de ulaşabileceği tsunami'nin miktarı, boyutu, hacmi ne derseniz deyin artabilir. Bu noktada işte biz yatırımcılar olarak gerçekten çok akıllı davranmalıyız. Birkaç madde sıralayacağım dostlar size. Birincisi, bakın ben dahil hiç kimseden yatırım tavsiyesi almayacaksınız. Fikir alın. Evet, farklı fikirleri masanıza koyun. Ortak akıllı yaratmaya çalışın ama direkt bir kişi şunu dedi, bunu dedi diye gidip bir şey almayın dostlar veya satmayın. İkincisi, kimsenin fanatiği olmayın. Kimsenin peşine kesinlikle böyle körü körüne takılmayın. Çünkü fanatizm dediğiniz şey bir şeye böyle aşırı derecede tutkuyla bağlı olmaktır ve her şeyin aşırısı genel olarak zarar verir ama kripto paralarda daha çok zarar verebilir. Üçüncüsü, özellikle yeni arkadaşlar kripto para almak istiyorsa kesinlikle acele etmeden minik rakamlarla denemek istiyorlarsa denesinler. Ve dörtte, özellikle token ön satışlarını bir anda böyle 10 kat 100 kat para kazanacağım hırsına kapılmadan almak lazım eğer almak istiyorsak. Ha çok beğendiysek, bakın bir token ön satışa girer gerçekten projesini beğenebiliriz ama yol üstünde olabilecek aksaklıkları da düşünerek borsaya girdiğinde almayı düşünebilirsiniz dostlar. Hep dediğim gibi biraz pahalıdan alırız belki ama riski çok daha azaltmış olabiliriz diyerek bir başka önemli olayla devam ediyorum dostlar, devam ediyorum. Evet, Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu SEC bazı altcoin'lerin menkul kıymet sayılabileceğini açıkladı. Evet, yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Başta söylediğim gibi SEC her ne kadar ETF'leri belirsiz bıraksa da Bitcoin tarafında biliyorsunuz ama Bitcoin'i kabul etmek zorunda kalıyoruz ve bununla da yetinmiyoruz. Bazı altcoin'lerin gelecekte Amerika'da onaylanabileceğinin de sinyalini veriyor bence ki bunlar hangi altcoin'ler biliyor musunuz? DeFi, yani merkezi olmayan finans projelerinden bahsediyor ve DeFi'deki bazı altcoin'lerin gelecekte menkul kıymet olarak sayılabileceğinin yeşil ışığında yakıyor. Tabii hiçbir yol öyle kolayca ilerlemez dostlar. Bitcoin'in son 4-5 yılda hangi olayları, hangi badireleri atlattığını şöyle bir düşünsenize ya. Eğer DeFi projeleri kendilerini kanıtlayabilirse pekala onlar için güzel bir yol açılabilir. Yalnız bakın uyarmak istiyorum dostlar ki DeFi altcoin'lerin tamamı ama tamamı şu an gerçekten işin başında. Dolayısıyla evet, gelecekte bazı DeFi projeleri çok kazandıracak olsa bile bazıları da hatta belki de geneli çok kaybettirebilir. İşte tam bu yüzden kaybederseniz tahammül edemeyeceğiniz rakamlarla o dedi bu dedi kimsenin gazına falan gelip yatırım yapmayın dostlar. Unutmayın, önce kaybetmemek veya herkesten daha az kaybederek ilerlemek lazım ve sırası geldiğinde de tabii ki de güzel kazanmak lazım. Ben şunu gerçekten açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bakın ben bugüne kadar kripto para borsalarından DeFi projeleri adı altında böyle bir anda patlayan Unifiers tarzı bir coin almadım. Şu sıfırdan 40 bin dolara çıkan coin var ya, benim için gerçekten o patlayıcı bir bomba. Minik rakamlarla girip hani böyle heyecan aramak istiyorsam arayabilirim ama uzun vadeli olarak gerçekten ama birazcık zaman veririm, kendisini kanıtlamasını beklerim dostlar. Çünkü zaman dediğiniz şey gerçekten kripto paralarda adeta şöyle bir elek gibi çalışır. Yani zamanı geçtikçe, bir zaman ilerledikçe o elekten böyle elenirler ve iyileri kalabilir dostlar. Ondan sonra zaten dediğim gibi zaman geçer ve DeFi altcoin'lere uzun vadeli girmek için DeFi trendi de muhtemelen azalmış. O eski heyecanı kalmamış olur. Ondan sonra bakın şöyle önümüze kartları açarız. Hangileri ak, hangileri kara, o zaman zaten çok daha net belli olur. Her neyse, şimdi Bitcoin'in teknik analiziyle devam ediyorum. Evet dostlar, bakın lütfen ekrana çok dikkatli bakın. Bitcoin 500 dolarlık alana sıkışmaya başlıyor. Bakın çok yavaş söylüyorum, dikkatli söylüyorum ki geçtiğimiz günlerde şık bir atak yaparak yükselen üçgeni beklediğimiz gibi Bitcoin yükselişle kırarak
yükselen tablonun içerisine şöyle bir tekrar kuvvetlice girmişti. Şu an bakın, şu an ekstra bir olay olmazsa Fibonacci'den gelen 11.550 dolarlık dirence Bitcoin'e dokunmaya çalışıyor, ama dikkat edilmesi gereken nokta şu ki bu 500 dolarlık alan gün geçtikçe azalıyor, yerinde saymıyor, sıkışmaya devam ediyor. Yine de çok dikkat edilmesi gereken, temkin olması gereken bir başka nokta daha var dostlar. Genellikle teknik analizde sıkça kullandığımız 4 saatlik grafik var ya, işte o grafikte RSI çok yukarılarda geziyor dostlar. Evet, buna çok dikkat çekmek istiyorum. Bu RSI'nin çok büyük olmasa da bir düzeltmesi olabilir. Yani bir geri çekilme olabilir. Tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değil dostlar. Alın veya almayın onu ben bilmem dostlar. Bu noktada tamamen sizin özgür iradeniz. Ha Bitcoin ben alır mıyım, satar mıyım, yoksa saklar mıyım diye soracak olursanız da dostlar, bakın Bitcoin Mayıs ayındaki halving sonrası sert düşüş tepkileri vermemeye, biliyorsunuz alıştığı gibi, yani evet bir takoz oluyor, düşüyor ama pıt sonra 2 gün sonra 3 gün sonra tekrar o takoza giriyor. Dolayısıyla bu hat içerisinde Bitcoin hafif düzeltmeler yaparak evet bir miktarda ilerleyebilir, ama 11 doların üstünde, yani bu 500 dolarlık sıkışma alın var ya, işte orada hacimli ve güçlü şekilde kaldıkça küçük miktarlarda alabilirim. Sonrasında eğer bu sıkışma sonrasında bir breakout yaparsa, yani sert bir yükseliş getirirse, ha satarım, kazancıma bakarım abi, hiç böyle lamacım yok. Ama risk almayı çok seviyorsam ve kaybetmeyi de göze alabiliyorsam çıkış yapmayıp o noktadan sonra, o breakout'tan sonra çıkış yapmayıp 12.000 dolardaki takozun üst direncine yakın yerlerde, tamamen orada değil ama ona yakın yerlerde satmayı da bekleyebilirim. Ha şu noktada satar mıyım derseniz de nereden aldığıma göre tabii ki de değişir, ama bu yükselen takozu Bitcoin biliyorsunuz 3 defa aşağı yönlü kırdı. Kırdı sonrasında tekrar yine yükseldi. Bu 3 oldu dostlar. Yine bu yükselen takozu düşerek kırarsa bile tekrar içerisine girme ihtimalinden dolayı eğer ben zararda değilsem 10.400 dolara kadar satmayabilirim. Ha saklar mıyım diye soracak olursanız da kısa vadeli için en azından şu 500 dolarlık alan var ya, işte oradan ne yapacak, yani ne kadar sıkışacak, ne nasıl tepki verecek falan, bunu gerçekten çok dikkatlice analiz edelim. Uzun vadeliyse zaten alırım, kenarda tutarım dostlar. Hep söylediğim gibi o olmuş bu olmuş, uzun vadeli de ona bakmam. Bunlar tabii ki de benim kişisel fikirlerim, kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Direkt dostlar geçiyorum. Ethereum, Ripple, XRP, Link gibi tüm altcoin'ler. Evet, elinizde tuttuğunuz her altcoin için çok güzel fikirler verebilen altcoin market cap analizini yapmak istiyorum. Şimdi şu noktada gerçekten çok ilginç bir tablo var dostlar. Evet, Bitcoin'de sıkışma olduğu gibi altcoin market cap'te de bir sıkışma var ve tüm altcoin'lerin piyasa değeri şu an 141 milyar dolarda gezerken tam bu noktada dostlar, evet şu noktada, içinde bulunduğumuz noktada Fibonacci'den gelen bir direnç var. Bunu aşabilirse çok kısa bir süre sonra 143 milyar dolarda bir başka direnç var. Yalnız ben iyi yönden bakmak istiyorum ve size Golden Cross, yani 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kestiği konusunda da evet tüm altcoin'lerde uyarmak istiyorum. Altcoin market cap analizinde uyarmak istiyorum. Bu her zaman olmasa da genel olarak yükseliş anlamına gelebiliyor, ama yine söylüyorum dostlar, yatırım tavsiyesi değil. Fakat ne oldu? Birkaç gün önce mesela aynısını Bitcoin'de de yaşadık ve Golden Cross var, yükseliş olabilir dedik ve ardından zaten güzel yükselişler geldi. Yaklaşık 700-800 dolarlık. Aynısı yine mutlaka olacak demiyorum. Bakın aynısı olacak diyemeyiz. Zaten böyle bir şey yok. Kripto paralarda kesinlikle bir şey yok, ama gözünüz kulağınız altcoin'lerde olsun, yükseliş gelirse bilin ki dostlar Golden Cross'tan kaynaklı olabilir. Bunun haberini vermek için söylüyorum ve biliyorsunuz dostlar Ledger çekilişimiz devam ediyor. Bu videonun altındaki linkten formu doldurup kanalıma abone olup zile dokunun. Videolarımı beğenip yorumlarınızda bol bol yazın. Görüşürüz. Bye bye.